Oyun Bahane'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Türkiye'nin başarılı basketbol takımlarında forma giymiş Tufan abimiz var. Üçlükleriyle rakip takımın korkulu rüyası olmuş. Hoş geldin Tufan abi. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim nazik davet için. Oyun Bahane isimli projeniz YouTube kanalında yayınlamaya başlayacağınız projeniz hayırlı olsun. Çok keyifli olacağına eminim çünkü pırıl pırıl aslan gibi adamlarsınız ve sizin gibi insanların, bu kadar ilgili alakalı insanların böyle projelere el atıyor olması, bizim de buna destek veriyor olmamız bence daha da güzelleştirecek. Umarım hayırlı olur. Çok teşekkür ederiz abi. Bizi kırmadın, buraya kadar geldin. Rica ederim. Öncelikle biraz seni tanıyalım abi. Uzun zamandır basketbolun içindesin. Şu anda hatta yorumculuk yapıyorsun aktif olarak. Her takımda bir oyuncu vardır böyle ateşleyen o takımı. Eski zamanlardan biz seni biliyoruz. Mesela Fenerbahçeli Ömer Onan vardı. Derin Williams vardı lockout döneminde. Sen vardın Galatasaray'da. Biraz anlatır mısın o dönemleri bizim için? O dönemler çok eski değil benim için tabii. Yani hani daha 6 yıl oldu aktif basketbol yaşantımı bitireli. 2007'ler, 2006'lar, yani baktığın zaman bir 10 yılı bırakmışız aslında. Yani zaman da çabuk geçiyor. O dönemler senin de söylediğin gibi ben o karakter yapısında bir sporcuydum. Yani işin enerjisine inanan, orada olmaktan keyif alan, oyunu oynamaktan keyif alan, atmosferi sahaya getirdiğin zaman, atmosferi sahaya çağırdığın zaman bu işin daha duygusal yapıldığını hisseden, sinerjiye inanan, o tarz bir sporcuydum. Birlikteliğe, takım ruhuna inanan. Çünkü bir takım sporu yapıyoruz. Takım sporu da şunu gösterdi bana. Yıllar boyu bir seviyede yaptım. Yapmaya çalıştık. Takım sporunun en önemli detaylarından bir tanesi sahadaki 12 kişinin, bench'teki 7 kişiyi de işin içine koyuyorum. Sahadaki 5 kişiyle beraber 12 kişinin aynı şeyi düşünüyor olup aynı şeyi teori ve uygulama kısmının hep beraber yapılıyor olması ve belli bir enerji altında, belli bir mücadeleyle yapılıyor olması. Bu bana çok büyük keyif verdi. Çünkü ben hani bir ekibin aynı anda aynı şeyi yaptığı diğer işte dans gösterileri, koreografiler, hani bir takım çalışmasının ortaya sunduğu birliktelikten, o enerjiden çok mutlu olan bir adamdım. O vesileyle hep bu takım sporlarında o enerjiye çok inandım. Ben de senin söylediğin gibi hani karakteristik olarak o özellikte bir oyuncuydum ve bundan da oynadığım sürece çok sakatlıklar çeksek de çok keyif aldım. Onları da ilerleyen dönemde soracağım. Çok keyif aldım. Onun dışında ben ilk basketbolu izlemeye başladığımda Galatasaray Cafe Crown'du. Yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da siz oynuyordunuz. Ben çok net hatırlıyorum. Oyun krize girdiği zaman abi bir top çalarsın, bir fast break, iki üçlük derken bir bakmışız İbre tekrar bizim momentum bize dönmüş. Bizim için çok enteresan bir şeydi. O zamanlar basketbolu daha çok aktif oynadığım için ben de öne kaldığımız insanlardan biriydi şütörlük açısından. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Yani dersine iyi çalışmışsın bu arada. Kafa kuranlara falan gittin. Güzel çalışmışsın. Evet, yani oyun bazen sizin istediğiniz şekilde gelişmeyebiliyor. Sen de takımın aleyhine bir momentum hissettiğin zaman orada bir karaktere ihtiyaç oluyor. Bu ben olmaz, yani ben olmayabilirim, başka bir insan da olabilirdi ama ben o hissiyata büründüğüm zaman orada bir müdahale etme ihtiyacı hissediyorum. Bu sadece atacağım bir sayıyla alakalı bir şey değildir. Oradaki momentumu kendi lehine ufak bir tartışma yaratabilirsin. Teknik faul olabilir. Yani kullandığı. Evet, aynen. Yani teknik faul çok bizim inisiyatifimizde, hani bizim sorumluluğumuzda yapılması gereken bir hareket değil sahada ama hani ufak bir tartışma yaratabilirsin. Yerdeki bir topa atlarsın. Gider bir arkadaşını yerden kaldırırsın. Seyirciyi alevlendirirsin. Yani herhangi bir şeyi, enerjiyi değiştirmektir aslında olay. Hani buna inanan bir oyuncuydum ki hani gösteriyor ki iyi ki de inanmışım çünkü hala Avrupa basketbolu, modern basketbolda bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, bu özelliğin ne kadar verimli işlediğini hep gördük, hala görüyoruz. Abi sakatlıklar peşini bırakmadı, onları da biraz önce söylemiştim. Evet. Yaklaşık 6 ameliyat mı, 8 miydi? 7 diz operasyonum var. Bir de burun operasyonum var. Burnum kırılmıştı idmanda, 3'erden. Toplam 8 operasyon var vücudumda. Bunlara rağmen hep takıma katkı vermek için sahada olduğunu biliyoruz az çok. Evet. Duyduğumuz kadarıyla büyüklerimizden. Evet. Kötü. Yani sporun en kötü tarafı spor yaralanmaları. Yani özellikle profesyonel sporcuysanız ve paranızı
bu işten kazanıyorsanız, hayatınızı bundan devam ettiriyorsanız, o seviyede bir sporcuysanız, vücudunuza alacağınız her yara, vücudunuza alacağınız her sakatlık sizi hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak hep geri götürüyor, hep yıpratıyor. Ben çok ağır sakatlıklar geçirdim, büyük sakatlıklar geçirdim. Pes etmemeye çalıştım. Basketbolu bıraktığımı da düşünmüyorum. Ben hep soranlara böyle söylüyorum. Basketbol beni bıraktı. Yani bir noktadan sonra ben pes edip basketbolu bırakmadım çünkü ben hiç pes etmedim. Yani ben hani çok büyük sakatlıklar yaşamama rağmen hep bir daha devam etmek istedim ama bir noktadan sonra vücudunuzun izin vermediğini görünce artık bazı şeyleri kabullenmeniz gerekiyor ama bu zaman alıyor. Çünkü çok hani yani küçük bir çocuğun en çok sevdiği oyuncağı elinden aldığınız zaman o nasıl onu kabullenemez ve bir süre sizin başınızın etini yer, ağlar, zırlar, isyan eder. Ben de çok isyan ettim. Ben de çok zor zamanlar geçirdim. Ama bir noktadan sonra bunu artık yavaş yavaş bünyeye ve zihine alıştırmak gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun ölene kadar basketbol oynamayacağız. Yani profesyonel spor hani günümüzde bu seviyede basketbol oynamak artık hani 38-39'ları bile bulmak kolay değil. O yüzden hani bir noktada bırakacaktık. Benim biraz erken oldu, biraz acılı oldu. Ama çok büyük tecrübeler kazandım. Hep her şey sayesinde. Artık yorumculuk. Evet. Devam ediyorsun abi. Var mıydı aklında böyle bir şey daha önce? Yani basketbol aktif hayatını bıraktıktan sonra koç olma olabilir, yorumculuk olabilir. Var mıydı yoksa bir anda mı gelişti? Güzel soru. Aslında bir yorumculuk yoktu. Yani hani basketbol anlatayım, basketbol yorumlayayım şeklinde bir idealim, bir hedefim yoktu. Ama antrenörlük yapmak üzerine bir takım yatırımlar da yaptım. Basketbol antrenörlerinin katılmış olduğu seminerlere gittim. Hem uluslararasında hem yurt içinde. Basketbol antrenörlük lisansımın derecesini arttırmak adına ondan sonra. Antrenörlük yapma hevesim ve isteğim vardı kendi içimde. Ama bir anda nasıl olduysa kendimi ekran önünde buldum. Yani bir davet gelmişti konuk olarak. O zaman Lig TV'nin başında hala bizim şefimiz Murat Muratanoğlu vardı. Bir davet geldi Volkan Günak'tan, Murat Muratanoğlu vasıtasıyla. Abi seni burada bir görmek istiyoruz. Hani gelip bir iki tane maç var stüdyoda, programda bize. Hangi maçtı abi, hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum, inan bana. Çok eski, çok eski. Stüdyoda bize yardımcı olabilir misin? Konuğumuz olur musun? Tabii ki dedim, gelirim. Yani basketbol, konuşmaktan da keyif alıyorum. Anlatmaktan keyif alıyorum. Bir gittim, gidiş o gidiş. Ondan sonra bir daha kanaldan dışarı adım attırmadılar bana. Tabii ki bu çok göreceli bir iş. Yani kimine göre iyi, kimine göre kötü. Kimseyi mutlu edemezsin. Sonuçta bir Galatasaray kaptanlığı yapmış olmam dolayısıyla bir etiket var üzerimde. Ama ben ona rağmen hani renk ve takım ayırt etmeksizin hiçbir şekilde hani en tarafsız, en objektif şekilde Fenerbahçe'de olsa, Beşiktaş'ta olsa, Trabzonspor'da olsa ne görüyorsam, ne biliyorsam tamamen onu söylemeye çalışıyorum. Kolay bir iş değil. Keyifli mi? Keyifli ama bir takım sıkıntılar çekiyorum hala. Biz EuroLeague maçlarını artık sen izlediğin zaman farklı bir tat oluyor. Hani oyunu biliyorsun, oyunu okuyorsun. Ne yapması gerektiğini koça söylüyorsun. Mesela geçen Olympiakos maçı vardı. Mesela 3. çeyrekte diriliyoruz deyişini mesela çok evet. Net hatırlıyorum. Ve hani hakikaten hocanın yapması gerekenleri söyledin. Ve az çok da yetiştik ama maalesef kazanamadık. O farklı konu. Evet, gücümüz yetmedi dediğin evet, gibi. Kesinlikle. Yani bu sene Galatasaray Odaya Bank'ın iyi bir takımı var bence. İyi bir basketbol takımı var ama biraz siklet farkı var. Özellikle yani artık hani yeni formatta top 16 bir anda başladı. Hiç önceden bir grup maçları olurdu. Elenenler giderdi. Sonradan son 16 başlardı. Şimdi yeni formatta 16 takım bir anda lig usulü oynamaya başlayınca seviye çok farklı. Galatasaray Odeyman kesinlikle kötü bir takım değil. İyi bir takım ama belli noktalarda belli pozisyonların getirmiş olduğu fiziksel dezavantajlar ve siklet farkları oluyor. Bunu da bence belli alanlarda kabul etmek lazım. EuroLeague'de Türk takımlarını nasıl görüyorsunuz? Yani Fenerbahçe Öykaz süper bir kadro kurdu. Belki de şu anda şampiyonun en büyük adayı. Aynı şekilde Daçka da öyle. İyi bir takımları var. Sizce Final Four olarak kimi düşünürsünüz? Fenerbahçe dışında. Tabii inşallah oralara gidenler onlarda. Evet, yani Fenerbahçe dışında şu an hani bu sene işi projelendirme çabasında gördüğüm Darüşşafaka Doğuş var. Hani önemli bir, çok büyük bir sponsor altında çok önemli bir teminat gösterip Wildcard'la bu sene EuroLeague yeni formatta oynama şansı yakaladılar. Ama bunu ne kadar devam ettirecekleri çok önemli bir koç getirdiler, David Blatt.
Çok kariyerli bir koç getirdiler. Hani bunun sürekliliği ne kadar olacak ve ben şeye çok inanıyorum. Yani belli bir takım kuruyorsanız bunu projelendirmek ve iskeletlendirmek çok önemli. Yani kimyayı sadece adam toplayarak veya 18-19 tane oyuncu alıp onların içinden oynayan veya oynayacak olan oyuncuyu seçerek sağlamak çok zor. Özellikle bu seviyede bir iskelet lazım. Aynı Olympiakos'un Pirintezis, Spanoulis, Mansaris'li şeklinde yaptığı gibi, hiç favori gözükmediği dönemde Avrupa şampiyonu olduğu gibi Ivković'le. Ondan sonra ne bileyim Obradovic'in Panathinaikos'la Diamantidis, Alvertis vesaire gibi iskelet isimlerin, başrol isimlerinin oturduğu ve uzun süreler aynı takım altında birliktelik sağladığı senaryolara ben çok inanıyorum. Fenerbahçe o yolda. O yüzden çok avantaj. Geçen sene, yani bu sene en büyük bu sene en büyük transferi Fenerbahçe'nin aynı takımı tutmak. Yani en büyük transferi bu. Çünkü takımı beraber tutmak her şeyden değerliydi. Çünkü geçen sene final oynamış ve 20 sayıdan geri gelmiş bir takım. Bence de biraz hakemlerin etkisi altında yenildiği bir maç oldu açıkçası. Bunlara çok, yani hani işin hakem kısmını çok artık yorumlamayı özellikle bizim ülkede sevmiyorum. Çünkü biz çok duygusal bir milletiz. Belli yorumlar ortaya atılabiliyor, doğru veya yanlış. Biz bunlardan çok etkileniyoruz. Halk olarak. Haksızlığa hiç tahammülümüz yok. Bu nedenle haksızlık adı altında bir aksiyon gördüğümüz zaman mantığımızı ve görüş açımızı kaybediyoruz. Aslında bu en tehlikelisi. Yani burada fazla takılmadan, hakem boyutunu çok fazla düşünmeden yani bana öyle geldikleri zaman hakem şeyiyle kaybetti, hatalarıyla kaybetti diye geldikleri zaman şunu diyorum. 20 sayı öndeyken CSKA 20 sayı geriden 20 sayı geriden yetiştin. Aynı hakem üçlüsü vardı. Yani hani böyle bir cevabım oluyor. O yüzden Fenerbahçe'nin çok doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Genel yapı, hani şimdi Bennett transferi, Ahmet Düveroğlu işin içine girdi. Nunnally çok daha efektif oynamaya başladı. Artık Sulukas'ın ve Bobby'nin ikisinin beraber liderlik yaptığı bir takım haline geldi. Veseli, Yudo söylemeye gerek yok. Avrupa'nın en iyi iki uzunu kıvamındalar şu anda. Abi birkaç soru soralım şimdi, soru cevap kısmına gidelim. İdolün kimdi? İdolün Peter Namoski. Biz pek hatırlamayız ama büyük ihtimalle. Peter Namoski'yi hatırlamazsanız şöyle, sizi şeye davet edeyim. Gelebilirseniz Perşembe günü Anadolu Efes Milano maçı var. Abdi İpekçi'de Euroleague maçı. Çok ben anlatacağım. Beraber. Aynen. Ben davet etmiş olayım buradan. Namoski'nin de jübilesi. O akşam bir davet eşliğinde sahada jübile yapacak. 7 numaralı formayı tekrardan giyecek. Namoski 90'ların sonunda benim A takıma çıktığım dönemde Türkiye'nin en iyi, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancılardan bir tanesiydi. Guard pozisyonunda oynardı. Makedon. Aydın Örs Efes'in antrenörüyken, ben daha Efes'e ilk adım atmışken A takıma, idolüm diyebileceğim adamdı. Forma numarası da galiba oradan. Oradan değil, babamdan forma numarası. Benim babam da eski Ordu Milli Basketbolcu, 7 numaralı formayı giyerdi. Galatasaray'da Efes'te 8'di galiba. Efes'te 8'di. Alamadığım dönemlerde ne olduğu önemli değil. 8 var, 9 var ama 7'yi isteyip de aldığım zaman hep 7 olmuştu. Peki elinde bir imkan olsaydı abi hangi oyuncular aynı sahada olmak isterdin? Herhalde Namoski olacaktır bunu da acaba. Valla isteyeceğim oyuncuların Arun Erdener'le sahada olmak isterdim oldum. Namoski ile aynı sahayı paylaşmak isterdim oldum ama çok eskiye gidip aynı sahayı paylaşmak istediğim herhalde Erman Kunter derdim sana. Çünkü bizim oyun tarzlarımızı çok benzetiyorlar Erman abiyle. Hep söylüyorlar, vücut dilimizi, mimiklerimizi de benzetiyorlar. O da bayağı komik bir vizyona sahip, yani matrak bir adam Erman abi. Beni de benzetiyorlar, onunla aynı sahada olmayı isterdim çünkü o da şutördü, ben de şutördüm. Şöyle bir rekabet güzel olur. Peki bugüne kadar oynadığın en lider özellikli oyuncu kimdi abi? Oynadığım en lider özellikli oyuncu? Her pozisyonda olabilir. 5 olabilir, guard olabilir, şutör olabilir. Ki şutör de abi senin üstünde pek yoktu herhalde o zaman da Galatasaray'da. Galatasaray'da veya Efes'ten olabilir. Yani Efes o dönem, hani benim ilk A takıma çıktığım dönemden örnek vereyim. Yani büyük ihtimalle sana yine Namoski diyeceğim. O vasıfı da çok yüksekti çünkü. Liderlik vasıfı da çok yüksekti. NBA izliyor musun abi? NBA'yi çok az takip ediyorum. Hangi takımı destekliyorsun? Şöyle sorayım. Yani daha çok San Antonio Spurs'u destekliyorum. Onun da sebebi hani
Popovic'in Avrupa basketboluna yakın olan oyun tarzı, oyun anlayışı, NBA olmasına rağmen platformun Avrupa standartlarında belli paylaşımların olduğunu görmek benim hoşuma gidiyor. O yüzden destekliyorum ama arada hani güzel maç olduğu zaman, herkesin güzel dediği maçlar olduğu zaman açıp bakıyorum. Ne olduğunu merak ediyorum. Orası çok ayrı bir dünya. Çok ayrı bir show business. Yeteneklerine ve atletizmlerine hiç kimsenin hiçbir şey demeyeceği de oyuncular, insanlar var. O yüzden zaten Amerika milli takımı olimpiyatlarda ve dünya şampiyonlarında hiçbir şekilde yetişemeyeceğiz herhalde. Hiçbir şekilde yetişemiyoruz. Çünkü teknolojileri farklı, bakış açıları farklı, genetikleri çok farklı. Ellerindeki imkanlar ve oyuncu yelpazesi çok, çok geniş. O anlamda çok öndeler bizden. Ben de Kobe Bryant'ın vedasında oradaydım. Aynı zamanda. Öyle mi? O zaman tecrübe ettim atmosferi. Gerçekten çok acayip. Salonda mıydı? Salondaydım. Aa, sen anlat biraz bize o zaman. Gerçekten ya. Çok başarılı bir atmosferdi. Yani biraz da okulu, ben pek çalışkan bir öğrenci değilim. Buradan sesleneyim de hocalarımı. Okulumu bitirdim hazırlık döneminde. Ondan sonra dedim anneme böyle bir şey yaparım. Ben dedim sınavı geçerim. Siz de dedim beni Kobe'nin vedasına göndereceksiniz. Yani Kobe benim için çok farklıydı. Senin namus gibi abi. Onun üstüne oraya gittim. Orada tecrübe etmiştim. Gerçekten çok farklı bir atmosfer orası. Hadi ya. Burada da gidiyoruz geliyoruz efsane ama. Efsane şeklinde. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok güzel. Çok güzel. Peki abi Türkiye'de aktif oyuncular arasında en iyi Türk oyuncu? En iyi Türk oyuncu Sinan Güler açık ara şu anda. Kesinlikle. Yani Sinan'ın başlamış olduğu noktayı ve şu an geldiği noktayı çok iyi bildiğim ve takip ettiğim için en yakından takip edenlerden biriyim. Beşiktaş, Darüşşafaka, bir ara Galatasaray bizde antrenmanlara çıktı ama takıma dahil olamadığı anlar da oldu. Çok eskiden daha Cafe Crown yıllarında 2005'lerde. Ondan sonra defolarını kendine göre geliştirmesi gereken özelliklerini özgüveniyle birleştirip şu anda hani 83 doğumlu Sinan, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2017'ye geldik, 34 yaşında. Hiç pes etmiyor bence sahada, yenildi hiç kabul etmiyor. Hem kabul etmiyor, hem o karaktere büründü, hem özgüven, hem kendini çok geliştirdi, hem çok vizyon sahibi. Yani sadece dikdörtgenin içi gibi oyunu görmek, oyunu adlandırmak yanıltıcı olabiliyor bazen. Yani insanların o dikdörtgenin içerisindeki hayat anlayışları, hayat tarzları o dikdörtgene çok yansıyor. Yani bu kimsenin bilemediği ve yakından takip etmediği sürece öngöremediği bir şey. Sinan da o yapıda çok dingin, çok sakin, çok vizyonel bir adam. O yüzden oyununu çok geliştirdi. Şu anda da ben açık ara, hani milli takımda 2017 Avrupa Şampiyonası var diyorsun bu sene ülkemizde. En önemli kozlarından bir tanesi olacak Sinan ve işte devşirme oyuncumuz Bobby Dixon. Peki abi, çalışmaktan en çok zevk aldığın koç kimdir? Çalışmaktan en çok zevk aldığım koç. Şimdi burada çok koçla çalıştım. Bir tanesini öne atarsak diğerleri bozulur, görürler geçelim falan. Geçelim istersen bunu. Yok, geçmeyelim. Geçmeyelim. Aydın Örsle. Aydın Örsle. Yani beni bir kere benim ufkumu, yolumu açan, bana şans veren Efes, o zamanki adıyla Efes Pilsen damgası yiyerek altyapıdan üst yapıya çıkmak çok önemliydi. Yani Efes Pilsen damgası yemiş oyuncular, yani damgayı şey anlamında kullanıyorum. Aynen. Adlandırılmış o fabrikasından çıkmış. Çıkmış oyuncular herkesin gözünde bir daha bir elit ve daha bir şanslı gözükürdü üst yapı yolunda. O imkanı veren, o şansı bana veren isim Aydın abidir. O yüzden ben Aydın abinin hiçbir zaman altyapıda da benimle ilgilendiği zamanlar oldu. Zaten ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük duayenlerinden bir tanesidir. Hala öyle. Çok da büyük saygı duyuyorum. Arada ararım, konuşuruz. Kesinlikle Aydın abidir. Peki abi, en unutamadığın maç? Oo, en unutamadığım maç. En unutamadığım maç bir tane var. Fener. Zor bir soru. Yo, bu kolay soru benim için. Çünkü hafızamda yer etmiş bir tane maç var. Abdi İpekçi'de Fenerbahçe Galatasaray maçı. O zaman Fenerbahçe'nin gardı Umut Tınay, benim çok topu yakın arkadaşım. Videolardan az çok izlediklerini. 8-10 bin arası Galatasaray taraftarı var. Son saniyede
en iyi arkadaşım, o dönem çok yakınım, iyi arkadaşım Umut Tunay da, hatta aynı takımda da oynadık Beşiktaş'ta, Tekel'de, senelerce milli takımda. Fenerbahçe'nin gardıydı. Tartışmalı olabilecek bir pozisyon, biraz risk alıp faulle karışık. Yani ama faul yoktu bana göre. Topu alıp, topunu çalıp Umut'un son saniyede Fenerbahçe potasına attığı bir basket var. Ondan sonraki maçı getiren basketti. Tabii maçı kazandı. Ve hep sanırım geride götürdüğümüz maçtı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani genelde kontrol onlardaydı. Sonlara doğru yakalayıp son saniyede topu çalıp attığım turnikeyle kazandık. Ondan sonra tabii ülkemizdeki Fenerbahçe Galatasaray rekabetini anlatmaya gerek yok. Zaten Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi yapan bu rekabet, yeter ki biz bu rekabet altında anlayışlı olabilelim. Kaybettiğimiz zaman öğrenelim, o rekabeti sindirebilelim, daha bakış açımızı genişletebilelim yani o rekabet adı altında. Çünkü bu rekabetler olmadığı sürece sporun hiçbir anlamı yok. Yani diyorlar ya hani Fenerbahçe, Galatasaray aynı ligde oynamasın. Veyahut da Beşiktaş. Böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz? Yani aslında birbirini oluşturan aslında aynı takım. İşin zevki, işin keyfi, işin bütün enerjisi, adrenalini burada aslında. Ama biz bunu hem zaman zaman oyuncular, hem yöneticiler, hem sağ dışındaki taraftar, biz bunu yönetemediğimiz zaman, provokasyona sebep olduğumuz zaman, bütün geniş bakıyorum olaya, belli noktalarda hep daha yolumuz olduğunu ve hani bunu aşmanın da çok kolay olmadığını düşünmeye başladım. Bu biraz beni karamsarlığa itiyor ama yine de hani Fenerbahçe Galatasaray maçını hiçbir zaman izlememekten vazgeçmeyeceğim. Yani herkes olduğu gibi herkes izleyecek. O rekabetin tadını başka bir şey. Abi şimdi biliyorsun ki kanalımızın adı Oyun Bahane. Evet. Bu yüzden biz seninle bir yarışma yapalım. Tamam. Daha seni yormadan serbest atış atalım. Eğer biz kazanırsak bir arkadaşının, bir dostunun, kimi istersen buraya davet etmeni istiyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz sana. Abi. Bizim bugün için sana ufak bir hediyemiz olacak abi. Tamam. Onu bir dakika getireyim. Kimse de getirmiyor. Ben de size bir asist yapacağım artık mecbur. Tamam abi, anlaştık. Şunu ben
takdim edeceğim. Çok teşekkür ederim. Bugünün niye güzel bir anısı olarak sana abi. Şahane ya. Şöyle ismini de yazmış bulunduk oraya. Teşekkür ederim ya. Çok kibarsınız. Bugünü hatırlarsın abi. Hatırlarım abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür artık ederim. Buradan kameraya seslenmeni istiyoruz. Kimi beni yenebilecek? Kim? Sinan abi düşündü. Her şeyden önce çok güzel ağırlandım. Ödülümü de aldım kaybetmeme rağmen. Bir düşüneceğim, iyi bir şütör göndermek lazım buraya. İkinci yayına benim mağlubiyetimi telafi edecek, intikamımı alacak bir şütör yönlendireceğim inşallah. Bir düşünmeme izin verin, ondan sonra sürpriz olsun. Video ile beraber o zaman bize paylaşırsan birçok kişiye tekrar ileteceğiz bunu. Tamam. Çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyoruz abi yorumlarında. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkürler.